MasterCam 2019 yeniliklerine hoş geldiniz. MasterCam 2019 versiyonunun en önemli gelişmelerinden birisi de verimlilik konusunda oldu. Özellikle iş parçasını veya kalıbı hazırlama ve ayar zamanlarını azaltma yönünde bir gelişme oldu. Burada gördüğünüz gibi aparat var. Bu aparata iş parçasının bağlanması gerekiyor. İş parçasının konumu da farklı bir noktada. Bu bir araç referans noktasına göre orijinine bağlı bir noktada olabilir veya herhangi bir CAD programından gelişi güzel bir koordinatta olabilir. Bunun şu alt tabanını bu düzleme yüzeye bağlamamız gerekiyor. Öncelikle bir blok oluşturmak gerekiyor. Bakın blok oluşturmak ne kadar kolay. İş parçası kütük ayarlarına giriyoruz. Buradan bir blok oluşturacağız fakat düzlemi belli olmadığı için önce bir düzlem oluşturmamız gerekiyor. Düzleme giriyorum, artıya basıyorum, from face'ten diyorum. Bakın şu face'ten bir düzlem oluşturdum. Adı düzlem olmuş. Düzlem A diyelim ismine. Tamam dedim. Şimdi gidiyorum blok oluşturmaya. İş parçası. Buradan kartezyeni seçip önce düzlemi seçiyorum. Düzlem A demiştim. Onu seçtim. Buradan kütüğün herhangi bir yerine rastgele dokunuyorum. Bakın dikdörtgen şeklinde bir kütük. İstersek çizgilerini de atayabiliyoruz. Tamam diyorum. Çizgi ve yaylar da atayabiliyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Bakın bu şekilde minimum ve maksimumları sığacak şekilde kütüğü otomatik olarak oluşturdu. Hem de pozisyonu ve konumunun nasıl olduğunun hiçbir önemi olmadan. Şimdi diğer bir konuda biz bu bloğunu oluşturmuş olduğumuz iş parçasını şu taban yüzeyini bu yüzeye, aparatımızın bu yüzeyine bağlamak istiyoruz. Bu da çok kolay. Model onara giriyoruz. Align to plane, düzleme align diyoruz. Altını seçiyorum. Buradaki koordinat sistemini değiştirebilirim veya seçiyorum. Burada istersek merkezini de değiştirebiliyoruz. Bu bloğu oluşturmuş olduğumuz iş parçasını şimdi alt taban yüzeyini aparatımızın bu yüzeyine çakıştıralım. Model onardan align to plane diyoruz. Bu düzlemi seçiyorum. Eksen takımı bu şekildeyken bu kenarı seçiyorum. Sonra bunu ön düzlemle çakıştır diyorum. Bakın geldi, çakıştırdı. Eksenler doğru. Şimdi bir daha reselect yeniden seçleyip iş parçasının seçmesini de sağlıyorum. Bakın iş parçasının da bu açılıp pozisyonda duran parçayı buraya ön tarafa getirdi. Tamama bastığım anda taşıyacaktır. Evet gördüğünüz gibi taşıdı. Renkleri temizledim. İş parçamız burada. Aparatımızın ön yüzeyine bağlamış olduk. Şimdi rahatlıkla herhangi bir takım yolu stratejisini uygulayarak bunu işleyebiliyoruz. Diğer bir yine doğrultma ve izalama olarak adlandırdığımız parçalardan birisinin örneğini yapalım. Bu şekilde havada duran bir parçayı bu mengeneye bağlamak istiyorum. Bunlar biliyorsunuz şimdi çoklu eksen makineler geliştikçe bu hazırlık zamanları çok önemli oluyor. Model onarda bu sefer align to face diyorum. Şu face'i enter diyorum. Şu face'e yapıştır diyorum. Bakın yapıştırdı. Yalnız açıyı bir 90 derece çevirmem lazım. Çevirdim. Bunu taşıyorum. Bir 5 mm taşı dedim. Enter dedim. Aşağıya da bir çok taşıdık. 0.5 diyelim. Taşı. Tamam dedim. Tamam dedim. Bakın parçayı gördüğünüz gibi düzlem seçerek otomatik olarak buraya yerleştirdi. Bundan sonra yine MasterCam'in akım yolu stratejilerini kullanarak rahatlıkla işleyebiliyoruz. Bunun gibi hazırlık zamanlarını azaltan ve zaman kayıplarını önleyen, ayar zamanlarını minimum eden birçok özellik MasterCam 2019'da mevcut. Bunları firmamızı arayarak öğrenebilirsiniz veya size kapsamlı demoda yapabiliriz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz.